Şimdi sahneye Kale Grubu Teknik Grup Başkanı ve CEO'su Sayın Osman Okya'yı davet ediyoruz. Evet, değerli konuklar, uzun bir sabah şeyin son konuşmacılarından birisi olarak sizleri çok sıkmadan konuşmamı tamamlamak istiyorum. Biraz evvel Hüsnü Bey Ekber Bey'in arkasından konuşmak zor dedi. Tabii Ekber Bey ve Hüsnü Bey'in arkasından konuşmak iyice zor bir iş. Onun için beni anlayışla karşılamanızı bekliyorum. Ben de İzmir'de büyüdüm Hüsnü Bey gibi. İzmir'de Hatay'da açık bir sinema vardı. Onun önünde çekirdek sattım. Fakat o işte çok başarılı olamadığım için ben mühendis olmaya karar verdim. O yüzden Ekber Bey gibi ben de iş adamı titrimden daha çok mühendislik titrimi öne çıkarmayı seviyorum. İngilizlerin efsanevi futbolcusu Gary Lineker futbol oyununu şöyle tanımlar. Futbol basit bir oyundur. 22 kişi 90 dakika bir topu kovalar ve sonunda hep Almanlar kazanır. Futbolun beşiği sayılan bir ülkenin ülkeden ironik de olsa böyle bir yorum duymak kimseyi şaşırtmaz. Çünkü futbol tıpkı ekonomi gibi aslında basit kuralları olan ve bu kuralları iyi uygulayanın kazandığı bir iştir. Üretim teknolojisini rekabet edilemeyecek kadar yükseğe taşıyan, marka oluşturan, pazarlama tekniklerini geliştiren, lojistiği kolaylaştıran ve maliyetlerini düşüren şirketler küresel rekabette büyük avantaj yakalamaktadır. Sonuçta küresel ekonomi herkesin bir şekilde çalıştığı ama sürdürülebilir şekilde yenilik yapanın kazandığı bir oyun haline dönüşmüştür. Dünyada zenginliğin temel kaynağı küreselleşme ile birlikte hızla değişti. Bugün küresel ekonomide yaratılan katma değer artışının %85'i inovasyon kaynaklıdır. Son 15 yılda küresel Ar-Ge harcamalarının 3 kat artarak 1,5 trilyon doları aştığını görüyoruz. Buradaki zorluk, kuruluşları başarılı ve sürekli biçimde yenilikler getirmelerini ve yeni iş alanları oluşturmalarını sağlayacak biçimde yeniden yapılandırmak ve canlandırmaktır. Şirketler yenilikler getirmek ve daha girişimci bir hale gelmek isterken bunu yapmada 5 temel engelle karşılaşmaktadırlar. İlk temel engel zarar görme, kanibalizasyon korkusudur. Clayton Christensen tarafından da belirtildiği gibi belirli bir gelir akışına sahip şirketler piyasa performansı belirsiz olan yeni ürünler üreterek var olan ürün ve hizmetlerinin zarar görmesi riskine yanaşmamaktadırlar. Sonuç olarak yeni bir girişimde bulunurken girişimcilerin sahip olduğu gibi gibi aynı ölçüde bir tutkuyla yeni fikirlerin peşine düşememektedirler. İkinci engel ise yeniliklere karşı yapısal engellerdir. Burada da Howard Anderson'ın Büyük Şirketler Neden Keşif Yapamaz adlı makalesinde vurguladığı üzere büyük şirketlerdeki geleneksel araştırma modeli yapısal sebeplerden dolayı genelde inovasyon konusunda başarısız olmaktadır. Bir diğer engel ise öngörülebilir ve tutarlı sonuçlar elde etme isteğidir. Olgun şirketlerin büyük sermaye yatırımında bulunmuş olan yatırımcıları vardır ve bunlar öngörülebilir finansal sonuçlara önem verirler ve beklerler. Doğal olarak bu beklenti yenilik yapmanın öngörülemez ve karışıklığa sebebiyet veren doğasıyla çelişir. Temel engellerin dördüncüsü eğitim eksikliğidir. Cem Yılmaz'ın dediği gibi eğitim şart. Geleneksel olarak büyük ve olgun şirketlerin çalışanları yeni iş alanları ortaya çıkarmaktan çok var olan iş alanlarını yönetmek üzere eğitilmişlerdir. Pazar payı elde etme, ürüne yeni özellikler ilave etme, var olan rekabet avantajlarını optimize etme, pratiklerinde uzmanlık kazanırlar. Diğer taraftan girişimciler ise yeni pazarlar oluşturmayı, tamamen yeni ürünler ortaya çıkarmayı ve daha en baştan rekabet avantajı sağlamayı öğrenirler. Son olarak karşımıza çıkan engel ise şirketlerdeki kişisel risk ve ödül sistemidir. Büyük firmalarda başarısızlık genellikle hoş karşılanmaz. Kariyerde ilerlemek çoğu zaman başarıların dikkatle yönetilmesine ve bariz başarısızlıklarla ilişkili olmaktan kaçınmaya dayalıdır. Bilimsel laboratuvarlarda olduğu gibi girişimsel yatırımlar deney yapmayı ve başarısızlığı yenilik sürecin önemli bir parçası olarak kullanır. Girişimsel yatırımlarda potansiyeli geniş, finansal ve
kişisel ödüller vardır. Ancak buna mukabil büyük risklerde bulunur. Büyük şirketlerde başarısızlığa eşlik edebilecek olan kariyer riski kişisel finansal getirilerle orantılı değildir. Bu durum çalışanların yenilik peşinde koşmasını engeller. Aslında bu karikatür özetle büyük şirketlerde inovasyonun ne kadar zor olduğunu gayet güzel anlatıyor diye düşünüyorum. Peki kurumsal şirketlerde bu engelleri aşıp yenilikçiliğin önünü nasıl açabiliriz? Bu anda devreye liderlik, kurumsal kültür ve beceriler ve yönetim pratikleri giriyor. Kurumsal girişimcilikte başarının en önemli öğelerinin başında birleştirici bir vizyonu ve bu birleştirici vizyonu elde etme stratejisini tanımlayan ve çalışanlara ileten bir liderlik gelmektedir. Bunun yanında uzun dönemli etkililik ve etkililik için inisiyatifi ve yenilikçi davranışları cesaretlendiren ve destekleyen bir kurumsal kültür de gerekmektedir. Son olarak hem bireysel girişimleri hem de kuruluşların genel girişim faaliyetlerini yönetmek için gerekli olan becerileri ve yönetim pratiklerini sıralayabiliriz. Değerli konuklar, şimdi müsaade ederseniz biraz Kale Grubu'nda inovasyon konusuna değinmek istiyorum. Kale Grubu, onursal başkanımız İbrahim Bodur'un 1957 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir seramik fabrikası kurarak ilk fidanı diktiği bir sanayi topluluğudur. Grubumuz, kuruluştan bu yana ana iş kolu olan seramik karo, vitrifiye, yapı kimyasalları ve bunlara destek olarak başlamış olan madencilik ve nakliye sektörlerindeki çalışmalarını büyüyerek sürdürüyor. Grubun yenilikçilik vizyonunun özünü oluşturan yeni teknolojiler kullanarak büyüme stratejisi bizi savunma ve havacılık, enerji, yazılım ve ileri malzemeler sektörlerindeki yatırımlara yöneltti. Ortaklık kültürüne olan inancımızla geçmiş yıllarda robotik, simülasyon, ileri teknoloji doğalgaz ekipmanları gibi alanlarda ortaklık ve inkübasyon projelerimiz hayata geçti. İleri malzemeler alanındaki çalışmalarımıza özellikle son yıllarda nanoteknolojiden de faydalanarak geliştirmekte olduğumuz yakıt hücreleri, lityum iyon piller ve esnek seramik malzemelerini örnek olarak verebiliriz. Diğer yandan savunma ve havacılık sanayini kendisini ana iş kollarından birisi olarak seçmiş bulunan Kale Grubu'nun özellikle havacılık alanındaki çalışmalarının örneklerini yansıda görmektesiniz. Müşteriler arasında Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Airbus gibi dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinin yer aldığı Kale Havacılık, son dönemde dünyanın en büyük savunma sanayi projesi konumunda olan ortak taarruz uçağı JSF F-35 projesinde de önemli bir partner konumundadır. Kale Baykar ortaklığı olarak tamamen yerli, insansız hava araçları tasarımı ve üretimi ile Kale Grubu yenilikçilik projelerine desteğinin güzel bir örneğini daha sergilemektedir. Grup olarak savunma ve havacılık alanındaki bütün ARGE çalışmalarımızı tek çatı altında topladığımız Kale ARGE ise 2 yıldır üzerinde çalışmakta olduğu Türkiye'nin ilk jet motoru tasarımı ve geliştirme projesinde geçtiğimiz yıl sonunda birinci prototip motoru başarıyla ateşlemiştir. Girişimcilik çalışmalarının son örneği ise Kale Grubu ile dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Pratt & Whitney arasında Türkiye'de kurulan ortaklıktır. Burada İzmir Esbaş Serbest Bölgesi'nde 100 bin metrekare alan üzerine ilk etapta 75 milyon dolarlık bir yatırım ile gerçekleşecek olan F-35 ortak taarruz uçağı projesinin motoru olan F-135'e kritik motor parçaları ve komponentleri üretecek olan fabrika 6 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül tarafından açılacak ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde 700 kişiye yüksek teknoloji alanında iş imkanı sağlayacaktır. Sözlerime son verirken yenilikçiliğin değişimi bir tehdit değil, bir fırsat olarak görebilmek olduğunu tekrar hatırlatmak ister. Saygılarımı sunarım.